Baz istasyonunuzun hem başımızın üstünde hem terasımızın üstünde yeri var. Yarın gelin takın. Sabah erken takılsın istiyorsunuz değil mi? Evet, kimseler uyanmadan. Baz istasyonumuzu bir başyapıt inşaat reklam panosunun içine saklayacağım. Yalnız gizli olmasın. Komşularınızla görüştünüz değil mi? Cihangir bu konuda tavırlı. Baz istasyonu istemiyorlar. Ya bırak Allah aşkına ya. O salakların iletişimden anladığı posta güvercini. Yani halbuki iletişim medeniyettir. İletişim dostluktur. Misal dağ dağ kavuşmaz ama iletişimden insan insana kavuşur. Ben 15.000 TL'me ne zaman kavuşurum? Sabahın köründe neydi o çat çat diye terastan gelen sesler ya? Deniz'in kırdığı cevizlerdir. Ne olacak? Gol! Ama iyi pas geldi ha. Hakikaten neydi o ya? Sabah 7 miydi neydi? Allah vere de yandakiler ortaya taş duvar örmüş olsalar. Nereden icap etmiş bu böyle? Ta 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 tam. Bir başyapıt inşaat anıtı. Selahattin Çakalar'ın hediyesi. Hediyesi ne kadar bunun? Bedava babacığım. Arkadaş işi ya. Vallahi mı? Ne bu böyle Selahattin? Nasıl tepesine çıkacağız da sileceğiz bunu? Müthiş bir reklam anneciğim. Ta Üsküdar'dan görüp bizim dükkana damlayacaklar. Terasın ortasında koskocaman. Biraz kötü olmuş ya. Gülistan, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Selahattin, ha. Havadan para kazandım, bol keseden sana harcadım dedin de, anam bunlar sahte. Sahte demek, bedava mı demek ya? Parayı bastırdım aldım ya. Gerdanlık. O en pahalısı o, 80 lira mı ne o? Köfte gibi kızlar, biber gibi patla Selahattin. Lan ben de 20 dakikadır dans ediyorum, herif bana ağırlığımca altın aldı diye. Lan senin ağırlığınca altın Merkez Bankası'nda yok. Lan! Fırıldadık yapma. Provoke etme. Ya tamam ya tamam bunlar bijuteri. Ama iki saattir bas bas paraları yaptım sana şakada şakada. Sen şu yerdeki paraları bir toplasan oho. Ya bunların hepsi beşlik manda yavrusu. Şu anda yerde nereden baksan 110-120 lira para var. 120 liraya bir aile bir ay geçiniyor. Nerede o aile bağını göstersen? Kongo'da şimdi uzak gösteremem. Ya sen koy onları cebine ya. 25 kuruş atacaktım da şimdi madeni para. Kafanın gözünü yarar diye kıyamadım. Sen baksana bendeki aşka. Lan git! Git! Baz baz paraları Leyla'ya. Reklamın kötüsü de oluyormuş be. Gözüme girdi arkadaş ya. Bakma sen de oğlum. Başka yere bak. Çıplak kadın resimine bakıyordur bu. Ya ne alakası var arkadaş ya? Ay dede gibi patlak bir ışık. Ne yıldız kaldı ne bir şey. Yanda film yıldızı var. Git ona bak. Amanın bir oğlanı kurban verdik zaten yeter. Gülistan bana bak. Tabeladaki memeli kadını uzaktan görüp burayı başka şey sanıp gelmesinler be. Hay Allah'ım ya Rabbim. Hayır gelene de yazık be. Ne ümitlerle geliyor. Kapıyı açanlar Gülistan'la Servet. Ay insan konseptten soğur. Ay Vasfiye teyze akşam akşam yine hoş geldin ya.
Erken gelecektim de yollar tıkalıydı. Nümayiş vardı Cihangir'de. Neye karşı yine bu Cihangirliler? Kendilerine mi? İşe için yürüyorlar mı canım? Baz istasyonu. Efendim? Hangi baz? Bir haftadır birileri baz istasyonu dikeceğiz diye geliyormuş, mahalleli diktirmiyormuş. Niye peki? Sağlığa zararlı rivayeti. Kimin sağlığına? Asıl olmaması sağlığa zararlı. Misal ambulans çağıracağız. Telefon çekmezse nasıl olacak? Ya sana ne oluyor ki böyle? Ya bırak Allah aşkına ya. Bu Cihangirliler Graham Bell'i bile linç ederdi ha. Biz telefon istemiyoruz mektuptan memnunuz diye. Reklam panosu benim kadar. Niye o kadar büyük Selahattin? Daha iyi görebilmen için nine kılıklı kurt. Ay, Cihangirliler de öyle böyle haklı be. Baz istasyonu yakındaysa sinir gerginliği yapıyormuş. Beyin ufak ufak gidiyormuş. Arkasından el salla. Yok canım artık. O zaman İstanbul'da herkes delirirdi. Öyle zaten. Yok yahu, ağzı olan konuşuyor işte. Erkeklerde de iktidarsızlık yapıyormuş. Nasıl? Kim dedi peki? Aa, çok korktun Şahmuz Bey. Ne alakası var canım? Aa, niye korksun? Biz homini gırtlak, pufidi kandil, tumba yatak. Değil mi Şahmuz? Konseptten soğudum. Allah korusun. Esas bebeklere zarar veriyor diye bir şüphe var. Yazık. Ney? Baz istasyonu mu? Tren istasyonu değil herhalde. Bu ne ışığı? Film mi çekiyorlar? Yani ben de duydum. Bebek tabii naif oluyor. Yani bilinmez ki ona neyin ne zararı var. Allah'tan etrafta baz istasyonu yok. Vasfiye Defne güvende. Ne oluyormuş ki bebeklere falan? Yani olmasa tabii daha iyi olur. Yedikule'de bir aile baz istasyonuna bitişik oturuyormuş. Bebekleri bir doğmuş. Üç elli, üç ayaklı. Allah! Ney? Atma yahu, atma. Kesin bilgidir. Yedikule'den tweet geldi. Bence Yedikule'de bir problem var. Bütün garip olaylar orada. Allah korusun ya. Ya bu baz istasyonu, böyle telsiz telefonların şeyi, santrali, merkezi gibi bir şey değil miydi o? Neden bembeyaz oldun Selahattin? Reklam panosunun ışığı yüzüne vuruyor. Muhatap olmayın. Muhatap olma Timoş. Çiğdem, terastaki bu hikat garibesi ne? Şirketimizin reklam panosu. Enfes olmuş, kıskananlar çatlası. Bu parlak ışık etrafı rahatsız ediyor mu, etmiyor mu? Düşünen yok, yok. İlginç değil mi? Üç günde şehirli olunmuyor ki. Ve top ağlarda. Vasfiye. Bu ne? Terasa yapay mehtap mı koydunuz? Reklam panosu. Evet canım, onu görüyoruz da. Emir'in reklam görüşmeleri var, odayı verdik, salonda yatıyorum ve sıfır uyku yani. Sorgu ışığı gibi Timoş. Sorgu dedim madem, sorayım Cici. Görgü nedir? Görgü parayla alınamayan bir şeydir. Anne, haset nedir sence? Kaç harfli? Ey Allah'ım ya! Kızım bana sorsana yahu! Çocuklar şunu böyle sapanla mapanla kırsalar da ben de uyusam. Ne kırması ya? Çocuklar deyince, bu çocuk hakikaten üç elli, üç ayaklı mı doğmuş? Ay düşünsene ona eldiven aldığını. Hayır, hadi eldiveni 40 yılda bir takar. Ya ayakkabı işini nasıl halledeceksin? Kız ne çektiler be? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.